أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم değerli kardeşlerim. İnşallah tesettür hakikatıyla ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki dışarı çıktığında şeytan tesettürün adabına riayet etmeyen kadını süsler ve karşı tarafa, karşı cinse süslü gösterir. Müslüm hadisi. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle haber vermiştir. Örtünme emri geldikten sonra Ebul Kays'ın erkek kardeşi Eflah gelip Ayşe radıyallahu anh'ın yanına girmeye izin istemişti. Eflah, Ayşe radıyallahu anh'ın süt amcasıydı. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a devamla ben de ona izin vermekten kaçınmıştım. Resulullah aleyhissalatü vesselam gelince durumu ona anlattığında hemen bana Eflah'ın yanına girmesine izin vermemi emir buyurdu Buhari. Yani burada ne var? Tesettür ayetinden soru oluyor ama süt meselesinden demek ki Hazreti Ayşe tam meseleyi o zaman idrak edemiyor ya da bir tereddütte kalıyor. Tekrar Peygamber aleyhissalatü vesselama söylüyor. O da süt amcası olduğundan dolayı bir mahsuru olmadığını, ona mahrem olduğunu ifade ediyor. Tabii ki bu da gene tesettür meselesiyle ilgili delil oluyor. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle nakletmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hamza'nın kızıyla evlenmesi istenildiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o bana helal olmaz çünkü o benim süt kardeşimin kızıdır. Doğumdan dolayı haram olan sütten dolayı da haram olur buyurmuştur Taberani. Yani burada da gene tabi ayette de süt meselesi geçiyor. Biliyorsunuz değerli kardeşlerim. Yani o mahremlerle evliliğin bir manisini burada ifade etmiş oluyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ümmü Atiye radıyallahu anha buyurdu ki ey Allah'ın elçisi bizden birisinin cilbabı yoksa ne yapmalıdır diye sordum. Allah Resulü buyurdu ki kız kardeşinin ihtiyacı olmadığı cilbabını ödünç alıp giye. Yani burada şimdi ne konuşuluyor Buhari bu da rivayet. Burada şimdi ne konuşuluyor? Yani kişinin fakirlik o zaman değil mi? O dönemler, zorluk dönemleri. Yani giyinecek elbisesi yok değerli kardeşlerim. Elbisesi olmadığı halde ne yapayım diye soruyor. O da diyor ki yani birisinden kız kardeşinin ödünç alsın. Yani bu tesettür meselesi zaruri. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Gözler zina eder onların zinası bakmak. Dudaklar zina eder onlarınki dokunmak. Eller zina eder onlarınki de dokunmak. Ayaklar zina eder onlarınki ise kötüye yürümektir diye bir rivayette bulunuyor. Yine Hazreti Ayşe Mebsut'ta geçiyordu bu. Ayşe radıyallahu anhadan Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre şöyle demiştir. Biz aleyhissalatü vesselam ile birlikte ihramlı kadınlar olduğumuz yüzlerimiz açık olduğu sırada süvariler, binekliler yanımızdan biz kadınlar topluluğunun yanından geçip giderlerken tam bizim hizamıza geldiklerinde her birimiz cilbabını başından yüzünün üzerine doğru sarkıtırdı. Bizi geçip gittikleri zaman yüzümüzü açardık. Evet, mesela net artık çok izaha girmiyorum değerli kardeşlerim. Ez-Zürgani aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur ki ihramlı kadınlar yüzünü peçeyle örtmez ve ellerine eldiven giymezler. Yani normalde o zaman tabi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın gelen farklı rivayetler var. Onu daha önce konuşmuştuk. Hani tek gözünün açık kalması veya yüzün kapalı olması şeklinde. Tabi ihramlı kadınlar yüzünü örtmeyecekler ve ellerine eldiven giymeyecekler. Bu hacca mahsus bir hal. Demek ki bunun haricinde yüzler ve eller o zaman da örtülüyordu, normaldi. Yine Ümmü Seleme'den rivayet edilen bir hadis şöyle hadiste şöyle geçmektedir. Bu da çok enteresan değerli kardeşlerim. Buraya dikkat kesilelim. Ben ve Hafsa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına oturmuştuk. İbni Ümmü Mektum girmek için yani Ümmü Seleme bunu rivayet ediyor. Ben ve diyor Hafsa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına oturmuştuk. İbni Ümmü Mektum girmek için izin istedi. Nebi aleyhissalatü vesselam bize örtünün dedi. Değerli kardeşlerim Ümmü Mektum ama bir sahabe. Ben ya Resulullah o bir kör adam görmez dedim. Allah Resulü o kör ise siz de onu görmüyor musunuz? Siz de mi körsünüz dedi Tirmizi hadisi. Ya demek ki yani onlar içeri giriyor. Hafsa ve Ümmü Seleme radıyallahu anhuma içerideler. Aleyhissalatü vesselama bir hacetini arz edecek. Abdullah İbni Ümmü Mektum. Orada ne diyor? O ama olduğu için eşleri, annelerimiz rahat davranıyorlar. Yani hani herhangi bir kendilerini çekmek, düzeltmek, örtünmek veya işte içeri gitmek şeklinde bir şey yapmıyorlar. Hani mevcut hallerini muhafaza ediyorlar diyelim.
Daha sonra ne oluyor? Efendimiz onlara ne diyor? Diyor ki yani Efendimiz şöyle söylüyor. Örtünün dedi. Yani aynı dış elbise şeklinde örtünün. Ben ya Resulullah o bir adam görmez dedim. Allah Resulü o kör ise siz de onu görmüyor musunuz dedi. Şimdi kullil mu'minine yaguddu min ebsarihim. Gözlerinizi örtün manası. Ne kadar bu ayet bu hadiste uyumlu? Tirmizi. Şimdi ben buradan soruyorum. Hadisleri Kur'an'a arz edene, önce Kur'an'ı kendi nefsi içtihadına, ona içtihat da denmez, kendi nefsi ifsadatına çevirip, Kur'an'ın hükümlerini kendi kafasına göre yorumlayıp, ondan sonra hiçbir metot olmadan direkt hadisin manasını, kendi metnini, tahlilini, metodolojisini bilmeden de onu alıp o kendi tefsit ettiği, ifsat ettiği o manaya vurup ya bu hadis Kur'an'a uymadı demek nerede? Kur'an'ı ve hadisi böyle anlamak nerede değerli kardeşlerim? Yani Tirmizi sahih, hadis rivayet sahih. Burada ne var? Ya kadınlar da erkekler de iki taraflı tesettür olarak ayette belirtildiği gibi 30-31 Nur suresi gözlerini yumacaklar. Ali radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste aleyhissalatü vesselam ona şöyle demişti. Bir bakışa ikinci bakışı ekleme. Çünkü birinci bakış senindir, ister istemezdir, refleksidir. Fakat diğeri senin değildir, aleyhindedir. Ebu Davud. Demek ki yine kullil mu'minine yaguddu min ebsarihim. Erkeklere olan gözlerinizi kısın, kapatın tesettür emri. Gene bu hadis bağlamında da daha net bir şekilde bir olay vasıtasıyla bize izah ediliyor. Gene hadis ve ayet uyumunu değerli kardeşlerim görüyoruz. Zaten sahih hadisle ayet kesinlikle birbiriyle muaraza etmez, çelişmez. Onlarla ilgili hususi ilimler var. Evet, Sübhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru davahum elhamdülillahi rabbil alemin.